özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Sporu sunar. Spordan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanan Reader Samsun Spor Bodrum Futbol Kulübü maçının sonucunu Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Samsun Spor net favori olduğu maçta hata yapmadı ve çok net bir şekilde galip gelip evet. hafta içinde oynayacağı kupa maçı öncesinde hem büyük bir moral depoladı 52 ordu maçı öncesinde hem de ligde önümüzdeki hafta İstanbul'da oynayacağı kritik Eyüp maçı öncesinde de hata yapmadı. Bodrum Futbol Kulübü'nün de Volkan Demirel, Volkan Demirel Hoca ile beraber galibiyet hasreti bu maçta da sürdü. Onu belirtelim. Samsun Spor çok net bir şekilde, rahat bir şekilde galip gelmeyi başardı. Evet. Ben bir hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından 11'leri sayıp sonra da maçın içine girelim. Hı, hı İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Sportrivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni yorum ve sona kadar izleyip paylaşmanızı bekliyoruz. Özellikle Spor taraftarlarından bekliyoruz. <laughs> kanalımıza... Çok sağ ol sen de gör. Öncelikle tüm Samsun Spor taraftarlarından kanalımıza abonelik. Ardından da videomuza beğeni ve yorum yazmalarını bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Onu söyleyelim. Tabii ki. Ee, hemen maçın ardından sıcağı sıcağına başlıyoruz programımıza biliyorsun. Maçın sonucu ile ilgili. Evet. Ayrıca bu akşam da saat 21.00'da 9'da yani YouTube'dan yine canlı yayında olacağız. Onu söyleyelim. Tüm Samsun Spor taraftarlarında Aynen. Yayınımıza özellikle bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Tekrardan Tabii söyleyelim. Ee, sen hatırlatmanı yapacaksın. Ardından maçın içine giriş yapacağız. Hem ilk 11'ler okuyacağız. Maçla ilgili görüşlerimiz vardı. Onlar Tabii da gerçekleşti. Ki. Tek tek hepsini konuşacağız. Ben bir ilk 11'leri sayayım ilk önce. Tabii. Sana yaptın zaten. Aynen. Samsun Spor Kale'de Okan'la başladı bugün. Hı hı. Her zaman olduğu gibi. Sağ bekte Kaptan Zeki Avru. Sol bekte Bola stoper ikilisinde de Dron gelen ve şatka başlayan oyuncular oldu. Aynen. Orta sahada 4-3-3'ün üçlüsünde 6 numarada Ben Asser, 8'de Encham 10 numarada Carlo Hoyse. Sol tarafta Emre Kılınç daha doğrusu Dimata sağda Emre en uçta da Marius'la başladı. Rice Hoca ki Marius bugün attığı iki golle gol orucuna son verdi. 6 hafta sonra. Aynen öyle. Bir buçuk aylık aranın ardından neredeyse. Hı hı. Konuk ekip Bodrum Futbol Kulübü ise kalede Gökhan Hakan'la başladı. Gökhan geçen hafta sakatlanıp çıkmıştı Galatasaray maçında ama ciddi bir şey yoktu ki demek ki bugün formasını e, geri aldı. 4-4-2 sistemiyle başladı Bodrum bugün maça. Üzeyir Sabek'te, Stoper'de Ayeti ve Celuska. Sol bekte hiç anlayamadım ben bunu. Gökdeniz'in sol bek başlaması ilginç bir tercih oldu. Çok ilginç hem de. Sağda Brazao, solda Dimitrov. Orta sağda eski Samsun Sporlu Taylan ve Freddy. En uçta da Seferi ile Puşçaş ile başladı Volkan Hoca. Açıkçası Samsun Spor çok ağır bastı rakibine. Çok üstün bir futbol oynadı ve gol derken gelince Samsun Spor istediğini çok rahat elde etti. Hı hı. Bir de Samsun Spor için işler... Rakiplerinin karışmasıyla daha da iyi gidiyor. Beşiktaş, Beşiktaş bayağı karıştı. Eyüp Spor da yarın Galatasaray maçına 9 eksikle falan çıkacak. 8-9 eksikle Rams Park'ta. Galatasaray yarın Eyüp Spor'u yenerse. Beşiktaş da iyice karıştı. Açıkçası Samsun Spor'un ilk 4 yarışında çok büyük bir avantajı olacak. Görünen o yorumun ne olur. Evet. Öncelikle Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Ee, çok değerli, önemli ve e, vura kıra bir galibiyet aldı onu söyleyelim. Zaten maç öncesinde ikimizin de ortak görüşü Samsun Spor'un galibiyetiydi. Hani Bodrum Spor'un hiçbir şekilde karşılık veremeyeceğini düşündüğümüzü söylemiştik. Hatta bunu Alanya maçıyla kıyasladık. Aslında Alanya ile Bodrum'u kıyasladık. Dedik ki hani Alanya tamam zaten Samsun Spor tarafındayız o gün içinde söyledik. Ama e, şunu söyledik özellikle en azından Alanya net hani Samsun Spor rahat bir şekilde kazanır diyemiyoruz. Evet kazanır diyoruz ama... Hani mesela bir Adana Demirspor gibi diyemiyoruz demiştim hatırlıyor musun? Evet. Ama mesela ben Bodrum maçına diyorum dedim. Çünkü niye? Bodrum'un çok zayıf bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Bu ligin kadrosunun olmadığını düşünüyorum. Alınan yabancıların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum yani bak. Yani şu anda ben abartmıyorum. Tabii ki herkesin görüşü farklıdır. Hani herkes farklı düşünebilir futbol görüşü olarak ama benim bir tane görüşüm var en başlıca. Bence Braza birincilik oyuncusu. Evet. Ajeti, Kuşkaş, Dimitrov ki Sakarya zaten söylüyordum. Hani birincikte bile kafa oyuncak takımlarda net yapar demiyorsun. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Kocaeli Spor'da bile daha iyi yabancılar var. Birinci ligde. Apindango'yu koyuyorsun, işte Mendez'i koyuyorsun, Marka'yı koyuyorsun, Pedrinho'yu koyuyorsun. Pedrinho Spor koyuyorsun. kulüplerine Mendes. taraftar Old etkileşimleri Old çok, sağlayan zaten. sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler, gelirler kazandıran Vidi Spor'ta sunduğu Trivela Spor sona erdi. Diego Souza-Gökhan eşleşmesinde kesinlikle Diego olmalı dedik. İlk yenilen golü görüyorsun. Zeki'nin ortasında. Drone gelen gol attı ama drone gelen öyle kurtulamayacak bir top atmadı. Üstüne gelen topu içeri aldı Gökhan. Hani çarptı girdi. Gökhan'ın zaten bir kere çok bireysel hatalı yediği goller de var. Yani ben buradan şu kapıya çıkacağım. Volkan Demirel Hoca'nın geçen hafta işte yapı var demesi, şöyle demesi, böyle demesinden daha çok tamam iyi mücadele etti Bodrum belki ama Bodrum'un malzemesi de yapabilecekleri de bence kısıtlı. Geçen hafta Bodrum Galatasaray maçında hakemlik bir şey yoktu ki zaten. İşte onu diyorum Toray ya. Torreira'nın indirildiği pozisyon kırmızı kart zaten. Hani ikinci sarıdan sonra. İşte ona de diyorum aynı. Verdi. Bir de Volkan Hoca biz fena batırız hani Volkan'ı ben çok severim. Volkan Demir'le ama yani her zaman doğruya doğru konuşur. Volkan korkacağım. Hoca bir de televizyonda yorumculuk yaparken şey demişti. Bu Galatasaray'la kimse baş edemez. Hani hakemlik falan bir şey yok gibisinden. Evet. Bodrum'un başına geçten ilk maçta onları dedi. Hı hı. Bence Bodrum'da şöyle bir durum var. Bodrum İsmet Hoca'ya büyük yanlış yaptı. Hı hı. Çünkü İsmet Hoca'lık bir durum. katkılarıyla devam ediyor. Durum yoktu ki İsmet Hoca ikincilikte de. Bu kadrodan zaten birincilikte en fazla de çok üst düzey kadrolarla çalışmadan bu takımı çıkardı. Evet. Geçen sene Bodrum'un kadrosu Sakarya'dan çok üst düzey değildi ki finalde gendiği Sakarya'dan ya da ondan önceki sene Pendiy'e elendi Bodrum finalde. Evet. Yine finale kalmıştı. O sene de üst düzey bir kadrosu yoktu. İsmet Hoca çok başarılıydı yani. Ve hoca niye gönderildi anlamadım. Ben Bodrum'da alakalı da şöyle bir şey diyeceğim. Benim tek beğendiğim yabancı AJeti. AJeti Kulüjde oynarken Adana Demirspor'a karşı oynamıştı. Hatta Murat Sancak başkan maçtan sonra sahaya inip seni alacağım tarzı bir hareket yapmıştı. Hı hı. Benim tek beğendiğim oyuncu Ayeti. Onun dışında Bodrum'da öyle beğendiğim bir oyuncu yok gelenlerden. Zaten Dimitrov bir alt lig oyuncusu. Bana göre bir alt ligde de yeterli değil. Sakaryada Sakarya oynadı geçen sene. Hatırlıyorsun ben çok hani yoruluyordum. Dimitrov geldi. Beğenmiyor, beğenmiyordun. Brazao zaten bir alt ligde Bodrum'un yedek oyuncusuydu. 11 evet. oyuncusu bile değildi. O da çok ilginç. Mesela Bodrum'da diyorduk ki oynaması gerekiyor geçen sene. İşte 1. Lig'deyken oynatmıyorlardı. Süper Lig'de oynuyor 11'de. Onu ben, da. Anlamadım. Ben devre arası Brazao'nun 1. Lig'e gidebileceğini düşünüyorum. Zaten hatta. Brazao Süper Lig oyuncusu değil bu yani. Vallahi hani kiralık falan Şimdi gidebilir. Şimdi mesela Süper Lig'de bir adam iş yapar derken pardon 1. Lig'de yani bu bir Süper yapacağı anlamına gelmiyor. Tabii. O yüzden Bodrum'un en büyük hatası şu oldu. İsmet Hoca'ya iyi bir kadro verilmedi, verilmediği gibi de İsmet Hoca gönderildi. İsmet Hoca'nın yapabileceği bir şey yok ki bu kadroda. Yani, yani. İsmet Hoca'nın yapacağı en fazla zaten bu kadar. Sadece İsmet Hoca değil, çok iyi bir hoca da gelse ki Volkan Demirel'e ben kötü hoca olduğunu düşünmüyorum ama bence yanlış tercih yaptı yani burada fazlası olmaz. Ben Benim mi? kendi görüşüm o hı hı. ama biz Samsun'a dönelim. Tabii. Genelde çünkü daha çok ev sahibiyle başlıyoruz ama hani maç öncesi yaptığımız konuşmalarla ilgili biraz girdik. Ya bence burada başladık. bir de şöyle bir şey oldu bence Volkan Hoca'nın Gökdeniz'i Solbek'te başlatma tercihi de Samsun Spor'un ekmeğine bayağı yağ sürdü. Hı hı. Gökdeniz Solbek oyuncusu değil bir kere evet. kulübede Cenk Şen var Solbek'i Bodrum'un Cenk Şen bir de Çeluska Solbek'te oynuyordu biliyorsun genelde. Aynen. Ee, hani onu da söyleyelim Samsun Spor'a geçersek şöyle bir geçiş yapalım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hani tesislerde bir Ha dün akşam evet kısa doğru. Bir Çok geçmiş olsun. Ama durum olmuş Allah'tan, ciddi, Allah'tan bir şey ciddi bir şey değil. Şey yok. Aynen ee, öyle. tekrardan da camiaya futbolculara Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Samsun Spor'da tabii geçen haftaya göre şöyle olumlu bir durum oldu. Carlo Hoyse ile Ben 11'e dönünce Samsun Spor çok rahatladı. Evet. Hoyse bir de yeni imajıyla döndü bu arada. Hı -hı. Bıyık bırakmıştı. Onu da Samsun Spor sayfaları paylaşmıştı. Evet. Yeni imajı da Hayırlı olsun diyelim e, Holsey'e, yıldız oyuncuya. Bence e, bu takımda hani alternatif olmayan tek oyuncu Benaz Serbi'de. Çünkü Benaz Serin yerine başka bir altı numara yok. Benaz Ser olduğu zaman Samsun Spor çok rahatlıyor. Çünkü tek kesici adam o. Evet. Ne düşünüyorsun Holsey ile Benaz Ser'in dönüşü ve Samsun Spor'un rahat galibiyeti için? Öncelikle Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Ee, Holsey ile ki zaten Beneser dönüyordu ama eğer de dönerse biz ikimiz de Sonerle e, tin, biliyorsun kulübe gideceğini düşündüğümüzü söylemiştik. Beklediğimiz gibi de oldu ve kulübeye gitti iki oyuncu. Ve iki oyuncu da 11'e girdi. Ya zaten Samsun Spor bizim kendi görüşümüz olarak çok ağır favoriydi. Yani Bodrum'un hiçbir noktada yani bunu işte sol bekinden tut sağ bekine şu anki mevcut performanslarıyla da söylüyorum. Tabii. Karşılık verebilmesi çok çok zaten zordu. Ki özellikle Seferi öyle pas hataları yaptı ki akıl almaz tercihler falan yaptı. Özellikle ilk yarıda bir tane pas attı. Nereye attığını ben de anlamadım. Yani bu sol tarafa doğru attı. Kendi so sol aşına doğru. Samsun'un sağ tarafına doğru. Topun nereye gitti belli değil. E Puşkaş'a bakıyoruz. Zaten hücum olarak golcü bir forvet değil. Çok ağır bir de. Birçok kez orta sahada gördüm çok Puşkaş'ı. Çok ağır. Acayip bir de saç modelini ağır. görüyorum. Sanki hani futboluna bir önce önem ver saçını ne yapacağız? Geçen hafta Galatasaray maçında Bodrum kaç tane kontra atak yakaladı. Puşçaş tüm aldığı topları ezdi. Şimdi mesela Jose diyorsun ya imaj yaptı. Jose dibire kadar istediğini Tabii yapar. aynen öyle. Takımın yıldızı. Ama sen önce bir takıma bir katkı ver ya. Bu kadar kötü bir forvet olamaz. Ben hayatımda var Türkiye gelen en kötü forvetlerden Birincilik birisi olarak görüyorum. Birincilikte Puşçaş'tan daha iyi forvetler var. Marko. Mesela Kayode, Markao. Çok rahat var. Bir sürü forvet var. Şu anki Hüsamettin Yener bile ondan yani. Eren Tozlu falan Puşçaş'tan daha iyi forvetler Herhalde. yani. Türk oyuncu olduğu için hani. Aynen. Yani şöyle bir şey var. Bodrum'un ah. kadrosuna bakıyorsun. Yani... Bodrum çok güzel bir yer bir kere. Her oyuncunun da geleceği bir yer rahatlıkla ve daha düşük ücretlere getirebileceğim bir yer. Bodrum niye bu kadar kötü kadro kurdu ben anlamadım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Puşkaş'ın ismini koyarken bence dünyadaki ödül var ya Puşkaş hani herhalde oğlumuza böyle bir etki eder de çok iyi futbolcu olur diye düşünmüşler. İsmiyle hiç alakası bile yok. Maalesef ben yok. Ben sana söyleyeyim. Biliyorsun Doğru. Puşkaş ödülü iyi gollere verilir. Tabii tabii. Değerli aynen. şeylere verilir. Evet evet. Yani bence Puşkaş gerçekten Bodrum'un daha doğrusu Türkiye Ligi'nin, Süper liginin bana göre gelmiş geçmiş en kötü forvetlerinden birisi. Bak ben sana söyleyeyim. Ya ben bu kadar kötü bir forvet görmedim. Ya vermedim. Bodrum sadece push çaş değil. Kadroya komple bakıyorsun. Çok kötü kuruldu. Ya şimdi Gökhan Akkan Rize'den adeta hani... Yediği Fenerbahçe... gollerden dolayı gönderildi Aynen. zaten. Aynen Fener Fenerbahçe maçı. Şimdi Gökhan Akkan o gün Fenerbahçe maçında çok kötü goller yedi diye hani işte evet. bilerek yedi muhabbeti yaptılar ya. Aynen. Gökhan zaten kötü kaleciydi. Evet. E burada da yiyor de bilerek kötü yedi. Yok. Zaten kötü kaleci evet. hani... İlk golü sende dedin az önce. Van Gelen'in attığı gol öyle rahat yenecek bir gol değil yani. Tabii Van Gelen orada çok net vuramadı topa. Aynen öyle. Ve Drongelen tamam bunları atabiliyor zaten. Tabii ikinci ama, golü oldu bu sene. Evet ama gol noktası çok hani böyle zor bir top değildi. Bir de Samsun Spor'da özellikle Marius'un goller atması önemliydi. Kesinlikle. Ben hani biraz daha çok işte neden Marius mesela gol atar dedim. 6 haftadır gol atmayan bir adam değil mi? Evet. Yani forvet özelliği olarak da beğenmediğimiz bir forvet. Ben gene aynısını söylüyorum. Ama Bodrum'un çok zafiyetli olması, karşılık verebilmesinin zor olduğunu düşündüğüm için. Mesela benim kendi maç öncesi analizim şuydu, kendi görüşüm olarak. Mesela ben Üzehir tarafından Samsun Spor'un çok işleyeceğini düşünüyordum. Bir de üstüne Gökdeniz sürpriz olunca sol back'te. Samsun Spor daha da büyük şey oldu, avantajlı oldu. Kesinlikle. Ne oldu? 4 tane gol geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu maç 4-0 değil, 6-7-0 biterdi. Bak net biterdi. Bodrum'u hiç zorlayamadı hiç zaten. Zorlayamadı hiç zorlayamadı ve Samsun Spor çok rahat bir galibiyet aldı. Bak Samsun Spor'un isabetli 6 tane şutu var. 4'ü gol oldu. Bodrum'un isabetli kale şutu yok zaten. Evet. Bu her şeyi gösteriyor. O yüzden baktığımızda 14 tane mesela ortası var Bodrum'un. Bir tanesi isabetli. Ya Bu zaten verimliliği daha doğrusu verimsizliği gösteriyor anladın mı? O yüzden Samsun Spor için rahat bir maç oldu. Samsun Spor da bu arada iç sahada gayet iyi gidiyor. Onu da buradan söyleyeyim. Tekrardan 8 maç 4 galibiyet. 2 beraber 2 mağlubiyet. Zaten mağlubiyetin birisi Beşiktaş. Konya bir de. Diğeri Konya Spor. O maçı da zaten hep söylüyoruz. hakemin etkisi ve e, nok baktığımız zaman da orada yanlış kararları falan oldu. Bir de Afrika'dan dönen oyuncular falan vardı. Milli maça gitmişlerdi Samsun oyuncular. Samsun Spor ciddi etkilenmişti. Aynen. E, o yüzden hani o maç biraz aslında Samsun Spor tarafının kafasını taşlara vurdu. Maçlardan bir tanesi oluyor. Evet. E, özellikle sen hocanın değişikliğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Mesela muya girdi, Dimata çıktı. Tayit girdi, Hose çıktı. Soner girdi, Bola çıktı. Ençam erken çıktı mesela bu maçta. Doğru. Ne düşünüyorsun hoca ile ilgili? Hocanın Ençam'ı erken çıkarmasını doğru buluyorum. İyi yaptığını düşünüyorum. Şundan dolayı Ençam hep bu takımda sürekli oynayan oyunculardan biri. Evet dinlendirdi diyorsun. Aynen skoru da aldı hoca ve haftaya çok önemli bir maçı var. Önümüzdeki Hı. hafta pazar günü Samsun Spor o maçta. En kötü yenilmezse hele de kazanırsa ilk devreyi ilk üçte bitirir yani anormal bir durum olmazsa. İlk devre de şöyle biter daha doğrusu hani bitecek. 22 Aralık'ta bir ara giriyor. Hem yılbaşı arası Christmas falan filan. Evet. İlk yarı bitmiyor orada aslında. Aynen devam ediyor. Aynen ilk yarı bitmiyor. Ee, hani 22 Aralık'a en azından ilk üçte en kötü bitirir diye düşünüyorum. O yüzden Dençam Hoca'nın saklaması önemliydi. Bir de Zeki de yaş olarak bu takımda en ileride olan oyunculardan biri. 3-0 olunca skor Hoca'nın ben Zeki'yi de almasını doğru buluyorum. Bir de Zeki sınırdaydı. Evet. üç sarı kartı var Zeki'nin biliyorsun. Hı hı. Hoca iyi yaptı bence. Eyüp maçına sakladı. Zaten hafta içi kupa maçında da hoca Şintlerle başlayacaktır mesela. Soner ile Soner Gönüllü'yle hani ile o oyuncuları da oynatacaktır. O yüzden ben Rice hocanın doğru yaptığını düşünüyorum. Bir de Samsun Spor maçı çok erken bitirdi bugün. Yani hani ilk yarıda hemen bir sıfır oldu ve ya Bodrum'un hiç e, gol atacağına dair bile maçı izlerken emare yoktu. Bodrum Hı -hı. çok kötü durumdaydı. Ben hocanın doğru yaptığını düşünüyorum. Bir de ben sözünü keseyim. Yok, Samsun yok. Spor'da hocanın e, Alanya maçından dersler çıkarttığını da düşünüyorum. Daha ekstra atölye olmuşlar bu maça. Bence hoca biraz takımı da haşlamış. Bana öyle geldi. Aynen. Hani çünkü şundan dolayı dün hocanın açıklamaları oldu Cuma günü. Bugün Cumartesi günü hani. Dün açıklamalar yaptı hoca. Hani Alanya maçındaki hatalarımızı yapmamalıyız dedi. Bence evet. içeride de ben hocanın oyuncuları biraz haşladığını düşünüyorum. hani hı hı. O, o maçtaki hatalardan dolayı yalnız bugün de tribünler boştu. ya. Evet, ne tribünler, düşünüyorsun? Tribünler bugün de boştu. Ama Dolu işte olmalı ya. İş saati de var biliyorsun Cumartesi günü olunca etkileniyor. Bunu söyledik Maalesef zaten. Maalesef o var evet. Ee, Cumartesi günü iş saati, sanayi tarafı ee, bir de zaten otomatik ma maç derken saatte bir buçukta. Hepsinin etkenlerinden dolayı maçın ben boş kaldığını düşünüyorum. E, Alanya maçı ile ilgili ben taraftarda bir şey söylemedim. Felaket bir yağmur, soğuk hava vardı zaten ama bu maç özelinde hava da iyiydi gayet. Onu da söyleyeyim. Çok iyi. Bugün her yerde hava iyi gibi. Kötü değildi yani evet, ama taraftar yerde. az geldi. Ama Samsun Spor yine kazanmasını bildi. Hem de çok net kazandı. Haftaya Eyüp Spor Samsun maçı da gerçekten çok çok güzel bir maç olacak. Pazar günü olacak o maçta. Çok kritik bir maç olacak. Hı, -hı. Eyüp da sakatları falan var biliyorsun. Evet. Hani bu Samsun Spor'un da işine gelebilir fazlasıyla. Hı, -hı. Bir de Samsun Spor bugün maçını oynadı. 8 gün var daha maçı. Hafta içi bir kupa maçı var. Hoca kupada hani as oyuncularını saklayıp daha az oynayanlara şans verecektir muhakkak. Hı hı. Bu açıdan da Samsun Spor'un ciddi bir avantajı var bence. İyi bir dinlenmeyle İstanbul'a gelecek. Bu da önemli. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi Samsun Spor puanını biliyorsun 29 yaptı. 2. sırada şey 3. Evet. sırada ee, baktığımız zaman da arkadaki takımlarla makas açtı. Ama tabii bir maç olacak. Ee, Göztepe'nin maçı, Göztepe Beşiktaş'ın maçı olacak. Ama Samsun Spor kazanarak o maçları bekleme noktasına geçti. Tabii. Bence bu da gayet avantajlı. Bir de hani Beşiktaş'ın maçı da kolay değil. Hatay Spor deplasmanı olacak. oynayacak. Can derdin de Hatay Spor. Ee, baktığımız zaman da Eyüp Spor zaten Galatasaray deplasmanında ve çok eksik var. Kaybedeceklerini düşünüyorum ben. ben de. Ee, o yüzden Samsun Spor için büyük avantaj oldu. Mesela şimdi Eyüp Spor kaybederse örnek veriyorum. 29'a 22 olacak ya Samsun Spor'la puanı. Haftaya Samsun Spor'da bir yendiğini farz edelim. Bir anda 10 puan fark yapar Tabii. Şeye evet. Spor'a karşı. o da ciddi anlamda avantaj olur. En kötü yenilmese bile o maçta Samsun Spor'un beraberlik joker'i var Tabii, cebinde Evip Spor'a öyle. karşı. O Aynen çok öyle. önemli bir avantaj. O da zaten büyük büyük avantaj Samsun Spor için. Kesinlikle. Bir de Samsun Spor'da şöyle bir nokta var. Özellikle bu maç üzerinde baktığım zaman da e, bence Zeki'nin performansı çok iyiydi. Evet. E, sadece yaptığı sistem dolayı söylemiyorum. Hem çıkışları hem hırsıyla bu maçta gayet iyi oynadı. Ve Samsun Spor için şöyle bir nokta vardı. Şimdi Alanya Spor'la Bodrum maçlarına baktığımız zaman da biz haftalar öncesinden fikstürü konuşurken ben Bodrum'a direkt 3 puan yazıyorum demişim hatırlıyor musun? Bak o daha kaç hafta önce söylemiştim bunu. Hani şeye çok bir şey diyememiştim Alanya Spor'a ama Samsun Spor'un daha favori olduğunu düşündüğümüzü söyledik. En azından şu iki maçtan Samsun Spor 4 puan çıkartmasını bildi. Bence bu değerli bir nokta. Hatta hatırlıyorsan o hafta yine Eyüp'le Sivas maçlarını biraz kenara koymuştuk. Hem zorlu deplasmanlar hem de Sivas bir de kış zamanına denk gelir, soğuk olabilir demiştik. Şimdi o iki tane deplasmana geldik. İki tane güzel maçtan iki tane zorlu maça geldi Samsun Spor. Yani Alanya Bodrum'u geçti evinde. Şimdi iki tane zorlu deplasman. Ve zorlu rakipler. Eyüp Sivas. Şimdi bu maçlarda eğer Samsun Spor çok çok iyi çıkarsa ki hatırlıyorsan yine o haftalar öncesinden Karadeniz derbisi içinde Samsun Spor'un önde olduğunu söylemiştik. Bak haftalar öncesinden ki o zaman Şenol Güneş daha gelmemişti biliyorsun. Yani neye gelmek istiyorum? Baktığım zaman da Samsun Spor için iki tane maç çok kritik. Sivas ve Eyüp. Eğer bu maçlardan Samsun Spor ben hani 4 puan diyorum demek istiyorum. 4 üzmez. 4 üzmez değil muhteşem zaten. Tabii. 2 puan üzer mi noktasından bakarsak da üzmez ama hani puan farklarına bir bakmak gerekiyor o zaman. Ee, yani Samsun Spor gerçekten ben bir de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Samsun şu anda e, Eyüp'ten daha avantajlı durumda. O da ne anlamda biliyor musun? Evsport çünkü belli bir kadro kurdu, daha göz ön plan, daha e, ön planda ve cezalı olan oyuncuları Galatasaray maçından sonra bu maça çıkacaklar ve özellikle zaten Evsport Galatasaray'da kaybederse. Bir anda iki maç üstte kaybetmiş olacak. Ya çünkü Rize'ye kaybettiğimiz. biliyorsun. Tabii. Eyüp, Eyüp Galatasaray'a kaybetmek pek üzmez ama. Yok üzme anlamında yani, demiyorum. Son şey kaybettiği maçlar anlamında söylüyorum. İki tane maçı kaybetmiş Aynen. olarak gelecek şeye Samsun gelecek maçına. Gelecek de. Ya Eyüp hani şöyle bir şey var şu an Eyüp Spor'da. Şelvey de gidiyor bu arada Eyüp Şelvey gitti zaten. Aynen. Sadece sözümü fez olacak. Ben şunu Fes anlatıyorum. Edildi. Yani Yani ikide sıfırla gelmiş olacak. Galatasaray maçı üzüyor üzmüyor değil. Hangi maç olursa olsun diyorum. Ya yani i̇ki de sıfırla gelmiş olacak. Rize maçını çünkü bir sıfırdan verdiler. Samsun maçına gelecekler. Bir de eğer Göztepe bu hafta maçını falan kazanırsa Başakşehir'le oynuyor Göztepe. ya. Berabere yani. biterse de yine aynı puana gelmiş olacak. O yüzden ki arkadaki Beşiktaş da var. O da ayrı bir nokta. Da bir de gidelim. daha da ileri gidiyorum. Bir de Sivas Spor var ayrıca. Onu da söyleyeyim. Yani Sivas Spor'da işte bu hafta büyük ihtimalle bay geçiyor zaten Sivas Spor Sivas, ama. Sivas dün Antalya'ya işte, yenildi. Pardon dün Antalya'ya yenildi. yenildi. Aynen. Haftaya Eyüp maçından sonra Samsun'da maçları var onların da. Sivas şey Samsun Spor da Eyüp maçından sonra bay geçecek aynen. zaten. Onlar da Eyüp maçından Sivas Spor zaten ligde kalmaya oynuyor. Ya. Hayatta Samsun Spor'un rakibi olamaz onu söyleyeyim. Ben rakip olarak demedim. Hayır. Hani arka Maçları şey... var ya onu söylüyorum. Ya var var aynen de ilk 5'e falan zaten oynayamaz. Ben ilk 5'e konuşmuyorum ki zaten. Samsun rakibi olduğu için Sivas'ın kadrosu çok yetersiz. Ben eyüp Samsun... Spor'da yarın Galatasaray'dan fark yer zaten. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Samsun Spor'un burada en tehlikeli şeyi şu. Göztepe'nin takılmasını beklemeli. Göztepe çünkü iyi bir ritim yakaladı. Başakşehir'e takılırsa Samsun Spor'un karını olur. Göztepe'yi çünkü Stoylov iyi ritim yakalattı oraya. Zaten şöyle bir durum var. Samsun Spor böyle giderse sezonu ilk dörtte çok rahat tamamlar. Beşiktaş karıştı. Oyuncularına para ödeyemiyor Beşiktaş. Hı hı. Samsun Spor'da para problemi yok zaten. Ligin en rahat takımlarından biri. Evet. Maddi anlamda. Samsun Spor'un zaten özellikle fiksürü de çok güzel. Yani EU-Sivas maçlarını o bak bahsettiğimiz puanlarda geçerse Trabzon maçı ve Kayseri maçıyla şeyi kapatıyor. Devreyi kapatıyor biliyorsunuz. Aynen öyle. Ardından da zaten şöyle bir noktası var Samsun Spor'un. Yani belli bir puanla girmiş olacak ve benim kendi görüşüm şu yönde. Samsun Spor'un 5. sırayla puan farkını hani şu fiksür özelinde bakarak söylüyorum. Tabii çok anormal eksikler falan olursa işler farklı noktaya gelebilir ama hani en kötüsüne sanki Samsun Spor 5. sırayla 5 6 puanlık fark yapacak gibi duruyor devreye yani Yapabilir, ben öyle aynen, gözüküyor bence de. şu anda. Orada Samsun Spor için en önemli nokta şu. Göztepe'nin ritim yakalamaması. Hı hı. Çünkü ben Beşiktaş'ın dağıldığını düşünüyorum. Oyuncularına para veremeyen bir Beşiktaş var. Ekim ayının maaşları ödenmedi. Hı hı. Herkes de bunu biliyor Beşiktaş adına. Göztepe şu an Samsun Spor ve Göztepe Türkiye'nin en kurumsal takımları, en iyi yönetilen takımları. Hani Anadolu takımları içinde bu iki takım ayrı bir yerde. Bir de Samsun bay geçeceği için. Şimdi Gösebe mesela bu hafta tabii. sonu kazanırsa 24 yapar. Doğru. Sonraki hafta 27 yapar. Aynen. Bu Beşiktaş için de geçerli tabii ki. Beşiktaş da şu anda 12 maçta. Ee, hani Beşiktaş da oradaki maç aldığı takdirde 27 puana gelir. Orada biraz kafa kafaya noktası var. İşte o yüzden Samsun Spor'un bence Evip ile Sivas maçları ilk 3-4 yolundaki e, haritasını belirleyecektir. Çünkü ben Trabzon maçında da Samsun sporu favori görüyorum. Bence de favori. Normal eksiklik olmazsa şu an Aynen. hani her şey olabilir. Sakatlık var, bunun Allah korusun hastalığı var. Tabii. Kayseri maçında da Samsun Spor ön planda görüyorum. O yüzden söylüyorum. Doğal olarak. Aynen. aynen. Çünkü Samsun Spor daha iyi takım yani Kayseri'den de. Mesela Bodrum'un tahtası açık işte. Samsun Spor'un tahtası kapalı. Evet. Samsun Spor'un kadrosu Bodrum'dan daha iyi bence Hı -hı. yani. En çamlı holse var. Bodrum'un tahtası açık. Bir tane yıldız adam yaptı. alamadı yani. Aynen öyle. Bir kere zaten Emre Kata şurada. Gökhan Akkan gibi bir kaleci getiriyorsun takıma. Rize Spor'dayken, kötüyken yani. Adam zaten performansının dolayı gönderildi. Rize gitti, yabancı kaleci aldı. Gözüne kar kaşına bakarak göndermediler Gökhan'ı. Gökhan'ı kötü olduğu için gönderler. Yani. Bodrum transfer ediyor. Ben mesela buradan Bodrum FK taraf şey taraftar diyorum. Yönetimine, transfer ekibine sormak istiyorum. Gökhan hakkını hangi kritere göre transfer ettiler mesela? Bak maç öncesi yorum yaptık Hata ya. Hata yaptılar. Bak maç öncesi direkt yedek olan kaleciyi yorumladık. Diego Souza oynamalı dedik. Niye bunu söyledik? Gökhan Hakkı'nın kötü olduğu için söyledik zaten. Şimdi Gökhan Hakkı çok iyi kaleci olsa ben bunu söyler miyim? Ha bazı şeylerini belki söyleriz. Deriz ki yan toplardaki zafı vardır. İşte e, ne bileyim yer tutmasında sıkıntı vardır. Bunları söyleriz. Ama Gökhan'ın her şeyi kötü zaten. Gökhan'ın yolda bir tane nokta yok. Gökhan'ın iyi bir noktası yok. Hiç ben de tam yok. onu diyecektim. Ha hali. Okan mesela. Okan Koç'u da beğenmiyorum. Bak Okan Koç'u da beğenmiyorum. Ama Okan koçuk Gökhan'dan daha iyi bir kaleci mesela. Ya Okan en Belli azından. bir seviyesi var en azından. Bana göre Gökhan'ın hiçbir kapasitesi yok. Gökhan alternatif kaleci olabilir. Rahatlıkla. Aynı. Hani Samsun Spor iyi bir birinci kaleci alsa bile ama Gökhan Akkan onda olamaz. Gökhan Akkan yani. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maalesef. İkinci de milyon tane daha iyi kaleci var. Ben sana bir şey sorayım mı? Gökhan mesela? Akkan da yıllardır Süper Lig'de oynuyor. Sana mesela bir tane soru sorayım mı? Sor. Gökhan Akkan mı kaleci? Yoksa ikinci lig sarı yerdeki Aykut Özer mi? Samsun taraftar da iyi bilir. Çok fark yok anormal. Aykut daha iyi kaleci. En azından diyorsun ki... Gökhan Akkan bence Nurullah'tan bile üst düzey kaleci değil. Nurullah bence Gökhan'dan iyi. Gökhan gerçekten çok kötü kaleci. Kötü. İkincilikte İbrahim Demir var mesela Serik FK'da. Aydın Bağ var. Onlar bile Gökhan'dan çok iyi. ben abartmıyorum. Gerçekten öyle. İşte bu şuna çıkıyor. Bazı oyuncuların menajerleri çok başarılı. Evet ona çıkıyor zaten. Çünkü bizim Türkiye'de ne var biliyor musun? Şimdi taraftarlar bizim hakim olduğumuz kadar bazı şeyler hakim değiller. Hani bu ikili ilişkiler işte nasıl transfer oluyor, nasıl gidiyor geliyor bunları bilmiyorlar ya. Hani şey bakıyorlar. Ha bu adam demek ki çok çok iyi kaleci buralarda oynuyor. Halbuki öyle değil. Mi? Dediğin nokta menajeri çok iyi. Veya menajer başkan ilişkileri var. Bunları herkes biliyor zaten Türk futbolu. Türk futbolu niye zaten bu halde? Ya da sana bir oyuncu getirirsem yanında şunu da almak zorundasın muhabbeti evet, var. Evet. Fenerbahçe bunu kaç kere yaptı Rogon'dan. Birçok kişi de oluyor bu. Aldı oyuncular oldu. Tabii. O yüzden Gökhan bu noktada bir kaleci. Ben baktığım zamanda da yine kesinlikle özellikle e, Samsun Spor'un, sezonun en rahat maçlarından birisi olarak geçtiğini düşünüyorum. Aynen. Tekrardan da ben Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan oldu. Ee, sen ne düşünüyorsun son olarak galibiyetle ilgili? Ardından da kapatalım. Ya, Samsun Spor e, hata yapmaması gereken bir maçta hata yapmadı. Kri evet. Önemli bir 3 puan aldı. Çünkü özellikle bazı rakipleri de iyice sıkıntıya girmişken. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'yi ayırıyoruz zaten. Bu iki takım diğer rakiplerinden farklı durumda. Hı hı. İlk ikiye ayırdık onları zaten. Ee, Samsun Spor'un rakipleri belli. Eyüp evet. Spor, Göztepe, Beşiktaş. Bu üç takımdan Samsun Spor'la beraber, bu dört takımdan ikisi 3 ile 4 olacak. Bu çok net belli. Hı hı. Samsun Spor bugün hata yapmadı. Maçını kazandı. Şimdi alacaklar kahvelerini, çaylarını, yaslanacaklar arkalarına. Rahat Rakiplerinin geçecek. maçları var. Onları güzelce takip edecekler. Eyüp Spor'un zaten çok fazla eksiği var. Rams Park'tan puan çıkarması bence imkanı Eyüp yok. Eyüp Spor'un eksiği olması da kaybederdi zaten. Aynen ama 9-10 oyuncunun olmaması zaten inanılmaz sıkıntı bence. Burada kritik nokta şu. Göztepe'nin bu hafta takılması bence Samsun Spor adına çok önemli. Çünkü Göztepe bence Eyüp Spor'dan daha tehlikeli bir takım. Hı hı. Çünkü Göztepe'nin hocası da aynı. Rice gibi çok tehlikeli bir hoca. Stoyov kesinlikle çok iyi hoca. O da çok tehlikeli bir hoca. Ve Göztepe'nin de yani devre arası transfer yapacağının haberlerini kesinlikle. de aldık. Hani kaliteli anlamda belli noktalarda özellikle. Bir de Ramulon'un da öncelikle bonservisini almak istiyorlar. Bir de öyle girişimleri var. Satacaklar. Onu sezon sonu satacaklar Aynen. ama devralısı Aynen. değil. Satacaklar. Onu söyleyelim. O yüzden Göztepe'nin de bu noktada ve cami olarak da Samsun zaten kafa kafaya gelen takım. Şu an en iyi yönetilen iki takım. Samsun Spor'la Göztepe. Evet. Süper Lig'de açık ara. Anadolu kulüplerinde. Öyle söyleyelim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Büyüklerden de daha iyi yönetiliyorlar. Ya büyük, 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 Eşek yüküyle borçları var. Üç büyüklerin hiçbirine ceza gelmiyor Hadi bakayım bu takımlara eksi puan silme yok, cezası gelsin. Yok zaten büyükler o yüzden katmıyorum. Büyükleri katmaya gerek yok. Adamın kat trilyon borcu da olsa bir şey gelmediği için söylüyorum. Ya, o zaman işte öyle olursa Avrupa'ya gittiğinde de bak rezil kepaze oluyorsun ya zaten kimse. Zaten on, onlar bakmasın. onları düşünsünler. Ben bu, zaten Samsung biz burada Spor, yıllardır söylüyoruz gerekeni. Adana Demirspor'a -3 puan cezası gelecek. Tamam Adana Demirspor çok kötü durumda eyvallah. Galatasaray'la Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a niye gelmiyor? Beşiktaş 100 milyon euro harcadı. Aynen. Hasan Arat'la Hasan Arat gitti. Evet ben zaten hani büyükler o yüzden katmıyorum. Burada bir ikili davranıldıklarını bildiğimiz için satmıyorum. Ben zaten Anadolu kulüplerinden alıyorum. Şu an Türkiye'de Samsun Spor'la Göztepe, Göztepe bence rol model olacak Kesinlikle. takımlar. Hem yönetim ki sahipli zaten Samsun Spor. Göztepe de aynı şekilde yine sahipli bir takım. Sahipli olurken de iyi yönetmek de önemli. Çünkü niye iyi yönetmek önemli? Mesela Yüksel Başkan ne diyor? Atıyorum adam bizden 3,5 hissedir diyor. Yere geliyor, ha, vermesi gerekene belki versin ama en azından şunu diyor. Benim param var diye de gidip ben 1 milyonluk oyuncuya da 3 ver vermem diyor yani. Tabii canım. Bunu yapıyor, bu da önemli. Bunu ayrıca Göztepe'de yapıyor, ha, bunu da söyleyeyim. Göztepe'de mesela bu sene geldi, açılmadı yani dikkat ettiğin sen. Belli noktalarda oyuncular aldılar. Geçen seneden iyi oyuncuları tuttular, Ramula gibi. Heliton gibi oyunculara. Göztepe'nin Samsun Spor'a göre şöyle bir avantajı var. İzmir'de. Onların birkaç tane takımı olduğu için oradan oyuncuları da otomatik buraya getirebiliyor ki. Masuki falan hepsi buraya geldi Üstlerine direkt. sene devre arası ona hak geliyor musun? Bence Göztepe %100 saha alacak. Isaac Solet sezonu kapattı Alacaklar. ya. Alacaklar. Göztepe Maalesef. zaten çok transfer yapar. Evet. Samsun Spor da inşallah artık önümüzdeki sezondan itibaren bu i̇nşallah. transfer defterini açacak. Biz de yani yaklaşık şöyle bir buçuk sene Samsun Spor transfer özel programları yapamıyoruz. Doğru. Önümüzdeki sene yazın bayağı bir mesaimiz. Allah kısmet ederse inşallah olur. Tekrardan Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Ee, beklediğimiz gibi kazandılar. Aynen. E, i̇ki takımın da ayrıca mücadelesini tebrik ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Samsun Spor'u tebrik edelim. Avrupa yolunda önemli bir 3 puan aldı Kuzey'in evet. kralı. İki tarafa da selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>